Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar. Ben Bünyamin Kara. Bugün İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birisi olan Şişli'deyiz. Şu anda vizyonda olan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi aynı zamanda Netflix'te de yayınlandı. Bizler de bu kararın doğru olup olmadığını ve sinema sektörünü etkileyip etkilemeyeceğini soracağız. Bakalım bu karar sinema sektörünü etkiler mi, etkilemez mi? Hep beraber izliyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Sinema izlemeyi seviyor musunuz? Evet. Peki size bir şey soracağım. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi bir anlık kararla sinemada gösterilmeyi de biliyorsunuz. Evet. Bir anlık kararla Netflix'te yayınlanmaya başladı. Evet izledim, Netflix'ten izledim. Netflix'ten mi izledin? Ben sinemadan izledim. Peki sizce gösterimde olan bir filmin bir anda Netflix'te yayınlanması doğru bir karar mı? Yani açıkçası para vermeden izledim ama bilmiyorum yani. Bence doğru bir karar değil. Sinemada izlenmeli ilk önce. Sonra Netflix'e düşmeli. Zaten direkt TV'lere düşmüyor, televizyonlara. İleride sinema sektörünü etkiler mi sizce? Etkiler tabii. Sonuçta para vermeden izledim yani. Sizce? Bence de etkiler. Sinema izlemeyi seviyor musunuz? Evet, yani ayda veya haftada bir kere iki kere giderim. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gösterimdeyken bir anda Netflix'te yayınlanmaya başladı. Hı. Sizce bu karar doğru bir karar mı? Bilemiyorum. O konuda pek bir fikrim yok. Merhabalar. Merhabalar. Öğrenciyiz. Evet. Sinema izlemeyi seviyor muyuz? Evet. Çoğu filmleri takip ediyorum. Çoğu filmleri takip ediyorsunuz. Peki, geçtiğimiz günlerde biliyorsun ki Organize İşler Sazan Sarmalı. Evet. Ne soracağım? Nasıl? Gittiniz mi soracaksınız? Gittim. Hayır, gitmedim. Çünkü fırsat bulamadım daha. Peki Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gösterimdeyken bir anda Netflix'te yayınlandığını biliyor musun? Evet biliyorum, gördüm. Sence bu sinema sektörünü ciddi bir şekilde etkiler mi? Bence etkiler yani, çünkü Organize İşler bayağı çok iyi bir film. Netflix'i daha çok para kazandırabilir bence. Peki geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan'ın Organize evet. İşler Sazan Sarmalı filmi gösterimdeyken bir anda Netflix'te yayınlanmaya başladı. Sizce bu karar sinema sektörünü etkiler mi? Bence etkiler. Çünkü hani Netflix'te izlemeye devam edenler sinemaya gitmeyebilirler. Hani burada niye buraya girip de para vereceğiz deyip de sinema Netflix'ten direkt izleyebilirler yani. Büşra merhaba. Merhaba. Neden seni zor ikna ettik? Bilmiyorum ama istemiyordum. Neden istemiyordun? Bilmiyorum. Ne soracağımızı biliyor musun? Sinemayla ilgili bir şey gelmiş. Evet. Sinema izlemeyi seviyor musun? Evet. Peki. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi geçtiğimiz günlerde gösterimde devam ederken bir anda Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Peki sence bu karar doğru bir karar mı? Türk filmlerinin Netflix'te yayınlanması bence iyi bir karar olabilir ama filmin şeyini bilmediğim için pek bir şey söylemeyeceğim. Merhabalar. Merhaba. Sinema izlemeyi seviyor musunuz? Evet. Ayda ortalama kaç filme gidiyorsunuz? Vallahi ayda değil, iki ayda, üç ayda bir iki defa giderim. İki defa gidiyorsunuz. Evet. Genelde hangi tarz filmlere gidiyorsunuz? Komedi. Komedi. Komedi tarzı. Peki, evet. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Yılmaz Erdoğan'ın filmi biliyor musunuz? Gitmedim, duydum ama. Tamam, şöyle sorayım. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi vizyonda olduğu sırada bir anda Netflix'te yayınlanmaya başladı. Bu karar sizce sinema sektörünü etkiler mi? Yani Netflix ne bir tür bir şey onu bilmiyorum yani. Yan sanayi mi, yan kuruluş mu? Sinema izlemeyi seviyor musunuz? Seviyorum. Ayda ortalama kaç filme gidiyorsunuz? Vallahi ayda gitmiyorum, ne yalan söyleyeyim yani 3-4 ayda bir gidiyorum. 3-4 ayda bir gidiyorsunuz. Evet. Peki genelde hangi tür filmleri izliyorsunuz? Genelde romantik. Romantik filmi izlemeyi seviyorum. Evet, duygusal. Peki, vizyonda olan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi bir anda Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Sizce bu karar doğru bir karar mı? Değil. Doğru karar değil. Sinema sektörünü etkileyeceğini düşünüyor musun? Kesinlikle. Ne konuda etkiler? Çünkü o filmi yayınlayan, filmde oynayan kişiler, filmi ortaya çıkartan kişilerin emeğine saygısızlık olur. Televizyonda izlerse sinemaya gitme gereği duyuyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Burada kaçırdığımız bir nokta var. Bu filmin yapımcısı tarafından alınan bir karar. Yani isteyerek var. Ben gene de sinemada... Yani anlaşmalı bir karar. Yani sözleşme sinemada Netflix platformuyla anlaşılıyor. Diyorlar ki bizim filmimiz vizyonda devam ederken siz de filmimizi yayınlayabilirsiniz diyorlar. Çok şey kazanmaz yani, orada çok seyirci fazla gitmez. Televizyonda izlerse film
şeyini etkiler yani sayısını, seyirci sayısını etkiler. Etkiler diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Peki Netflix'in ne olduğunu biliyor musunuz? Netflix duydum da ne olduğunu tam bilmiyorum. Torunumdan duydum. Herhalde YouTube'da bir kanal zannedersem. Kendi başlı başına ayrı bir platform. Platform. Hı-hı. Galiba torunum oraya... üye olmuş muhtemelen. Üye olmuş. Herhalde kendi evde yaptığı sunumları sunum yapıp atıyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz sinema sektörü ve Netflix'ti. Sokakta birbirinden ilginç cevaplar aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.